Ya ben sana şeyi söyleyeceğim Tarık, ray sistemler dedim ama belki haftaya konuşursunuz onu bizim ulaşımcı arkadaşlarla, Birkan'la ve Olur. Mesut'la. Şimdi ben bu briefingler sırasında şeye baktım bir. Bütçesi en büyük olan daireleri bana bir sıralayın dedim. En büyük bütçeli daireden en küçük bütçeli daireye kadar. Bir baktım, orada şey gördüm. 10. sırada itfaiye daire başkanlığı var. Şimdi itfaiye daire başkanlığı tabii ki çok önemli ama hani 23 tane daire başkanlığı içinde itfaiyenin 10. sırada olması bana böyle çok makul gelmedi. Yangınlarda artış mı var bir anda diyorsun? Döndüm, dedim ki itfaiye daire başkanlığının bir detaylarına bakalım. Neden bu kadar yüksek bütçesi? Hani bunun bir tabii uluslararası bir kriteri falan filan yok ama bir avukatlık sezgisi Bomba geliyor diyebilirsin buna. galiba. İçini açtık, içini açtık. Bir baktık yeni araç alıyor. İtfaiye yeni araç alıyor. Dedim ki neden yeni Niye? araç alıyor? Mevcut araçlar yetmiyor mu dedim. Ya dediler mevcut araçlar İstanbul'da kullanılmaya uygun değil. Allah Allah, nasıl kullanılmaya uygun değil? Senle geçen dönemden hatırlıyoruz. 2017 ihalesi miydi o? 2017, 16 ya da 17 ihalesiydi. Hmm, 16 sen ihalesi, 16'nın sonunda iki yapıldı. tane aracı kaça almışlardı Tarık? Hatırlayabilecek misin bakayım? Abi, yani gerçekten euro bazında çok ciddi rakamları almışlardı ama 1 milyon 200 bin euro ile 1 milyon 500 öyleydi. bin euro arasında. Arasındaydı, doğru. Her birine Yurt bu dışına kadar para almışlardı onları. vermişler. Bir de Evet. bunlara Koca Yusuf falan diye böyle tumturaklı da bir isim vermişler. Bunları bir bakmışlar, yakıt tüketimi %100. Tek bir firma bunu ürettiği için bakım şeyinde çok masraflı. Çünkü ona bağımlısın. Belki 10 liralık işi 1000 liraya yapıyor sana. Fiyat başka türlü başka bir firmayla anlaşamıyorsun. Ama daha da önemlisi ne biliyor musun Tarık? İstanbul sokak ve caddelerine uygun değil. Ya Ha, bu arkadaş şey sen gibi. Metrobüs alınan Filistler vardı ya, hani yokuş çıkamıyordu otobüsler, onun gibi. onun itfaiye modeli bu Onun işte. itfaiye versiyonu. Onun Bunlar itfaiye çalışmayan arabalar hikayenin vermişler parayı. bunların bir arabayla sorunları var Tarık. Araçlarla yani araç yani mesela yerli araba yapalım diyorlar. Fazla araba alıyorlar. Senin o çıkarttığın vardı yani. Ondan sonra böyle tuhaf tuhaf arabalar alıyorlar. O Filios'ları alıyorlar. İstanbul'a uygun değilmiş. İtfaiye aracı alıyorlar. İstanbul'a uygun değilmiş. Ne oluyor bunlar dedim. Vallahi dediler itfaiye şeyinde öyle duruyor yani. Gelen vatandaş bunu görünce aa itfaiye bak ne kadar güzel şeyler araçları var diyor. Ama gerçekte öyle değil. Dedim ki ya bu yani Türkiye'ye mi uygun değil yoksa başka bir sorun mu var? Mesela bu araçların aynısı Almanya'da kullanılıyor mu, Fransa'da kullanılıyor mu diye sordum. Dediler ki bunlar orada yok ki. Allah Allah Abi niye çok yok çok dedim. gizli çok gizli bir bilgi geldi bu arada itfaiye araçlarına ilişkin. Bir arkadaşımız diyor ki bunların ismi 6x6x6. Geçmiş dönemde 6x işte 6 itfaiye araçlarını konuşmak resmen yasaktı diyor önceki dönemde. Şimdi konuşuyoruz bir açık açık ya. Geçen Tabii. dönem bu hani yürümeyen araçların üstünde yorum yapmak bile yasaktı. Bir de arkadaşlara sorayım, bu elektrikle şarj edilen araçlar vardı itfaiyede. Bunlar da onlar mı acaba diye ben bir sorayım. Onlar şimdi bir cevap verirler bana. Ben şimdi bir ara bir ziyaret edeceğim bakalım itfaiye birimlerine. Meğer bunlar Tarık dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Tek akıllı İstanbul bunlar Türkiye'ye gelmiş. Neymiş mesele? Bunların alt kısmı füze rampasıymış. Ha. Ha, bir Arap ülkesine hani Katar demeyeceğim neresi olduğunu bilmiyorum. Bir Arap Katar ülkesine bu değildir. satılmış. Adamlar bunları beğenmeyince füze rampasını tutup üstüne bir takım eklemeler yapıp itfaiye aracı yapmışlar. Sonra dönüp bizimkilere hani uygun kelimeyi kullanmazsam ayıp olur söylemeyeyim. Bizimkilere vermişler diyelim. Anladın Almış mı? bizimkiler yani. Sonra bir de Ya bütçe şimdi biz anlatıyorlar. şimdi burada izleyici arkadaşlar bizi bağışlasınlar. Gülümseyerek konuşuyoruz. Mizah, Ağlanacak mücadele halimize etmenin gülüyoruz. tabii mücadele etmenin bir